yapmaktadır. Başbakan Erdoğan'ın hamaset nutukları, içi boş ve asılsız vaatleri çözülmeyi ve çöküşü görünür kılmıştır. İleri demokrasi sözleriyle Türk milletinin birlikte yaşama idealine saldırı düzenleyen AKP iktidarının sabırları ve sınırları zorladığı gün gibi ortadadır. Açılım denilen yıkım rezilliğini milletimize allayıp pullayıp, milli birlik ve kardeşlik projesi diyerek kabul ettirmeye çalışan bu iktidardır. Ermenilere maç bahaneleriyle tarihimizi sorgulatan, Kıbrıs Rumlara yes ve annem diyerek peşkeş çeken bu iktidardır. Çözümsüzlük çözüm değildir diyerek milli konuları değersizleştiren bu iktidardır. PKK'lı canileri himaye eden, peşmerge bozuntusunu abi, kardeş, dost seviyesine çıkartan bu iktidardır. Ege'yi Yunan tezlerine teslim eden, Avrupa Birliği'ne uydu olan, okyanus ötesinin planlarına taşeronluk yapan bu iktidardır. Polise tokat atılmasını ortam ve kopyacılara zemin hazırlayan, Mehmetçi, darbeci diyerek köşeye sıkıştıran bu iktidardır. 2010 yılının son aylarında Türkiye'yi bölme projesi olan demokratik özelliğin tartışmaya açılması ve iki dilli yaşam girişiminin devlete meydan okumasının teşvik edicisi bu iktidardır. Hainlere müsamaha gösteren, teröristle amansız mücadele edenleri sindiren bu iktidardır. 12 Eylül'le hesaplaşmak için milletimizi aldatan, 28 Şubatçılara sesini çıkarmayan, 27 Nisancılara son model araba hediye eden bu iktidardır. Krizi teğet geçti diyerek görmezden gelen ve milyonlarca insanımızı aç ve işsiz bırakan bu iktidardır. Katile sayın, şehide kelle diyen bu iktidardır. Milyonlarca gencimiz işsiz ve yarınsız bir haldeyken hanedan üyelerini mısırcı, yumurtacı, gemici, doğalgazcı yapan, devletin imkanlarını yandaşlara peşkeş çeken bu iktidardır. Çiftçimize gözünü toprak doyursun, ananı da al git diyen bu iktidardır. Ezberleri bozuyoruz, tabuları yıkıyoruz, ön alıyoruz, restore ediyoruz, sıfır sorun politikasıyla ilerliyoruz sözleriyle küresel ayak oyunlarını Türkiye'yi alet eden bu iktidardır. Ne aldatan olacağız, ne aldanan olacağız diyerek aldatma ve kandırmanın kırmızı kitabını yazan bu iktidardır. Dinayı suç olmaktan çıkaran, Türklüğe hakareti suç sayan, Türk Ceza Yasası'nın 301. maddesini tarumar eden bu iktidardır. Yabancı vakıflara sahip çıkan, onları palazlandıran, değişiklikleri yapan bu iktidardır. Basılmamış kitapları toplatan, herkesin telefonunu dinleyen, medyayı baskı altına alan bu iktidardır. Heybeli'de ruhban okullaşmak için fırsat kollayan, cemaatsiz kiliseleri tamir ettirerek ibadeti açan, misyonerlere kapıları aralayan bu iktidardır. Mavi Marmara'da İsrail'in kanlı saldırısı sonucu ölen 9 vatandaşımızı hatırlarken, aynı günde İskenderun'daki terör saldırısında şehit düşen kahramanları ağzına bile almayan bu iktidardır. Davos'ta sahte çıkışla İsrail'e van minut diyen, efelenen, ancak Irak'ta, Afganistan'da milyonlarca Müslümanın
kanına girmiş olanlara sesini dahi çıkaramayan bu iktidardır. Füze savunma sisteminin ülkemizde kurulmasına onay vererek İsrail'i korumaya alan bu iktidardır. NATO Genel Sekreterinin atanmasına önce itiraz eden, arkasından ise küresel destekçilerinin sözünden çıkmayarak kuzu kuzu evet diyen bu iktidardır. Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi'nde batılı dostları lehine yaptıklarını hararetle anlatan, onları iknaya çalışan, ayakta hesap vermekten bile utanmayan bu iktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dün doğru dediğini bugün yanlışlayan, zaman ve zemine göre fırıldak gibi dönen bu iktidardır. Başörtüsünü istismar eden, siyasi malzeme olarak kullanan ve çözüme kavuşmasını istemeyen bu iktidardır. Orhun anıtlarının yolunu yapmakla milliyetçi olacağını sanma gafletine kapılan bu iktidardır. 12 Eylül referandumuyla PKK açılımının hukuki altyapısını hazırlayan, yandaş yargının oluşmasını hayasızca sağlayan ve hukuka sefil bir hale sokan bu iktidardır. Mehmetçiğin kanını döken, teröristlere Habur'da karşılama töreni düzenleyen, adaletin güvenirliğini ayaklar altına alan ve vicdanları kanatan bu iktidardır. Hizbullah militanlarını serbest bırakan, canileri umutlandıran, Kandil'e göz kırpan bu iktidardır. İmralı'yla görüştüğü halde önce bunu reddeden, sonra topu devlete atan, arkasından da Avrupalı dostlarının huzurunda ayakta hesap verirken ikrar eden bu iktidarın başı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu hakikati geçtiğimiz yıl milletimizle paylaştığımızda Başbakan Erdoğan öfke nöbetlerine girerek ve gözünden nefret dalgası yayılarak bizi şerefsizlikle suçlamıştı. Şimdi her şey netleştiğine göre Türk milletini bölmek için hunhar eylemlerine devam eden terör örgütüyle yattığı yerden kanlı çetesini yöneten terörist başıyla görüşmeleri hangi şeref ve siyasi namusla açıklamak mümkündür? Başbakan Erdoğan şereften ne anlamaktadır? Şerefsizlik bundan böyle kimin boynunda asılı duracak ve kimin sıfatı olacaktır? Bize şerefsiz diyerek küstahça hakaret eden başbakan, kalan yıllarında şereften nasıl bahsedecek ve bu alçalmayı nasıl izah edecektir? Başbakan Erdoğan'ın PKK ile yaptığı pazarlıkların özünde ve esasında Türk milletini etnik temelde ayrıştırma hesabı vardır. Milliyetçi harekete kafatası ölçmekten başka bir işe yaramadı diyerek kara çalmaya çalışan ve davamıza yönelik içindeki zehri her fırsatta kusan bu zihniyetin Türk milletini yok etmek için fırsat kollayan mihraklarla sarmaş dolaş olması Türk tarihinin şahit olduğu en büyük ayıp ve alçaklıktır. Türkiye'nin İki devletli, iki dilli ve iki milletli federasyon sistemine geçme konusunda Recep Tayyip Erdoğan memur edilmiştir. Yeni anayasa ve başkanlık sistemi tartışmaları bunun kılıfı ve merkezidir. Başbakan Erdoğan'ın
bu amacına uğraşması için tüm umutlar 12 Haziran Milletvekilliği genel seçiminden çıkacak sonuca bağlanmıştır. Hesaplar AKP'nin 3. 4 yıla döneceği üzerine bina edilmiştir. Peşmerge AKP'yi istemektedir. Okyanus ötesi AKP'yi dilemektedir. Avrupa Birliği AKP'yi desteklemektedir. Haçlı zihniyeti AKP demektedir. İmralı AKP'yi arzulamaktadır. Dağdaki caniler AKP'yi gözlemektedir. Çıkarcılar, hırsızlar, vurguncular AKP'nin arkasındadır. Federasyon özlemiyle yanıp tutuşan, sözde demokrasi havarisi odaklar AKP propagandası yapmaktadır. Rumlar Recep Tayyip Erdoğan'a umut bağlamıştır. Arkadan kumandalı Orta Doğu sultanları Recep Tayyip Erdoğan'ın safında dizilmişlerdir. Büyük Orta Doğu projesinin amacına ulaşması için bu zihniyete ihtiyaç vardır. Türkiye'nin dönüşmesi, milletin kalbinden hançerlenmesi için Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha devam etmesi talep edilmektedir. Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan beri süren, Serv'de doruk noktaya çıkan tarihi şart meselesinin amacına ulaşması için taşeronların iş başında olması gerekmektedir. Uydurma anketlerin hedefi budur. Kamuoyunun manipüle edilmesinin gerisinde bu yatmaktadır. Şimdiden zafer ilanı yapan AKP'nin şımarmasının altında bunlar bulunmaktadır. Eğer AKP 12 Haziran'dan sonra istediği neticeyi alırsa Türkiye çok sancılı bir bölünme sürecine girecektir. Anayasanın değişmez maddeleri tasfiye edilecek, Cumhuriyet'in kilidi kırılarak harap edilmesi sağlanacaktır. İmralı canisinin affıyla birlikte önce özerk, sonra da bağımsız Kürdistan'ın kurulmasının önündeki engeller birer birer kaldırılacak ve ileri demokrasi diyerek Türkiye Cumhuriyeti fethedilecektir. Başbakan Erdoğan'ın çıraklık dönemi Türk milletini bölmenin hazırlığıyla ve Türkiye'yi pazarlamanın uğraşıyla geçmiştir. Birlikte yürüdük masalıyla aziz milletimiz fırtınanın ortasına getirilmiştir. Her şey Türkiye için iddialarıyla ülkemizin tasfiye planı devreye sokulmuştur. Kalfalık döneminde yıkımın ihalesi yapılmış ve Türk milleti karanlık bir tünele sokulmuştur. Çok iyi şeyler olacak umutluyum sözleriyle ayrışmanın ve bölünmenin şifreleri verilmiştir. Şartlar uygun olur ve Başbakan Erdoğan önümüzdeki süreçte tekrar iktidara gelirse bu defa da ustalık dönemi başlayacak ve Allah korusun Türkiye Cumhuriyeti'nden hiç kimse bahsedemeyecektir. Türk milleti büyük bir husumet cephesi tarafından kuşatılacak ve Haçlı zihniyeti 1000 yıl sonra amacına çok yaklaşacaktır. Daha önce dediğimiz gibi bunun adı ve tanımı bellidir ve o da 9. Haçlı Seferi'dir. Tarafları belli.